Merhaba, ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere makrome sepet yapımını anlatacağım. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Videonun kısa olması açısından benim ölçülerim birazcık daha küçük kaldı. O yüzden benim yaptığım sepet daha çok kalemlik olarak kullanabileceğim uzun ince bir formda oldu. Siz de bu ölçülerde yapmak isterseniz benim gibi kalemlik olarak kullanabilir ya da içine kuru çiçekler, oda kokuları yerleştirerek dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. İlk olarak 9 metre uzunluğunda bir ip kestim. İp uzun olduğu için kalan kısmını böyle sararak dolaşmaması adına toparladım. Bu 9 metrelik ipin 2 metrelik kısmını ikiye katlayarak başlangıç kısmını oluşturuyorum. Bunun üzerine yine 2 metre uzunluğunda kestiğim ipleri tipik makrome bağlama tekniğiyle bağlayarak yerleştiriyorum. Bu aşamada ben 5 tane ip bağladım. İlk başta söylediğim gibi eğer siz daha geniş bir sepet istiyorsanız bu kez bu sayıyı artırmanız gerekir. 7-8 taneye kadar ip bağlayabilirsiniz. Kullandığım ip de 3 mm dokuma ip olarak geçiyor. Taranabilir iplere nazaran sökülmeyen bir ip. Halka yaparak içinden geçiriyorum ipi. Böylelikle ortada yuvarlak bir form elde etmeyi amaçlıyorum. Bu aşamadan sonra tek bir teknik kullanarak sepeti tamamlayacağız. Sarma düğüm dediğimiz tekniği kullanıyoruz. Uzun yumak yaptığım ipi baz alarak ilerliyorum. Bu benim sabit ipim olacak. Ben sola doğru daha rahat çalıştığım için sola doğru örmeyi tercih ettim. Dilerseniz tam tersi yönde de yapabilirsiniz. Sırasıyla tüm ipleri ikişer düğüm atarak ilerliyorum. Bu ilerlemeyi yaparken ara ara sıradaki iple bağlayacağınız ip arasında boşluklar oluştuğunu göreceksiniz. O aşamalarda yeni ip ekleyeceğiz. Böylelikle taban olarak istediğimiz konuma erişene kadar ip eklemeye devam edeceğiz. Aslında tam net bir sayısı, işte 3 ip bağladıktan sonra ip eklemelisiniz gibi net bir sayısı yok. Bunu siz kendi örgü tekniğinize göre anlayacaksınız. Birazdan da göstereceğim. Ne zaman boşluk olursa o aşamada ip ekleyeceğim. Bu aşamada görüyorsunuz gözle görülür biçimde bir boşluk oluşmaya başladı. Yani bu ipleri bağladıktan sonra mutlaka ip eklemem gerekiyor. Ekleyeceğim iplerin uzunlukları da yine 2 metre uzunluğunda olacak. İlerledikçe iplerin uzunluğunu biraz daha kısaltabilirsiniz. İp eklerken de ilk başta makromede nasıl ip bağladıysak aynı şekilde sabit ipimize ip bağlayarak ilerliyoruz. İpi bağladıktan sonra sıradaki ipi öreceğiz. Bu aşamada 2 tane ip bağlamam gerekti. O kadar boşluk oluştu. 2 ipi bağladıktan sonra zaten bağladığınız zaman görüyorsunuz sarma düğüm görüntüsüne yakın bir görüntü elde ediyoruz. Sıradaki ipi düğümleyerek devam edebiliriz. Özellikle taban kısmını yaparken dikkat ettiyseniz sürekli elimle düzeltiyorum. Çünkü taban kısmında bir kıvrıklık istemiyoruz. O yüzden bu aşamada mutlaka elinizle düzelterek düz bir görüntü elde edene kadar ilerleyin. Hemen hemen bir turu tamamladıktan sonra yeniden ip bağlama ihtiyacı hissettim. Bu aşamada bir tane ip bağlamam yeterli oldu. Dediğim gibi örerken siz de mutlaka anlayacaksınız hangi aşamada ip eklemelisiniz ya da kaç tane eklemelisiniz. Çünkü sizin örgü tekniğinize göre, sıkı ya da gevşek örmenize göre bu durum değişiklik gösterebiliyor. Bu şekilde sarmal düğümleri ilerleterek tabanı büyütmeye devam ediyorum. Ben taban oluştururken toplamda 9 kere ip eklemişim. Şimdi tüm bu aşamaları sizinle paylaşıyorum. İp eklediğim her aşamayı göreceksiniz. Buna bakarak siz de hangi aşamada ip eklemelisiniz karar verebilirsiniz. Thank you.
İstediğim taban ölçüsüne eriştikten sonra ipekleme işini bırakıyorum. Böylelikle hiç ipeklemediğimiz için sepetimiz kıvrılarak yukarı doğru devam edecek. Bu aşamada ister içe doğru ister dışa doğru kullanabilirsiniz. İçe doğru kullanırsanız Afrikan sepet tarzında bir sepet elde edersiniz ve duvara asabilirsiniz. Dışa doğru kullanırsanız da dediğim gibi benim yaptığım kalemlik modeline ya da dekoratif sepet modeline ulaşabilirsiniz. Bundan sonra istediğiniz yüksekliğe erişene kadar aynı şekilde sarma düğüm yaparak ilerleyeceksiniz. Ne zaman yüksekliği benim için yeterli diyorsanız ondan sonra örme işlemini bitirebilirsiniz. İlk başta sıkı düğümler yaptığımız için aşağı şekilde burada olduğu gibi görüntülere maruz kalabilirsiniz. Ama bunu toparlaması da oldukça kolay. İçe doğru düzgün bir şekilde iterseniz sabit bir şekilde oturur. Kalemlik modeli ya da sepet modeli elde edebilirsiniz. Zaten daha yayvan bir sepet istiyorsanız yani taban alanını daha geniş tuttuysanız benim karşılaştığım bu görüntüyle siz karşılaşmayacaksınız. Aynı şekilde düğümleri yapmaya devam ediyorum. İstediğim yüksekliğe eriştim. Benim için model tamamlanmış demektir. Şimdi bu içeride kalan ipleri sabitleme kısmına bakacağız. Ben bu iç kısmına silikon sürerek ipleri de içe doğru iterek yapıştırmayı tercih ettim. En kolay ve temiz yöntem. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sabitledikten sonraki görüntüsü de bu şekilde. Söylemeyi unuttum. Eğer ipleriniz kısa kalırsa yine ilk başta eklediğimiz gibi ipekleyebilirsiniz. Ya da sarma düğümle nasıl ipeklenir isimli bir videom var. Onu da eklerim açıklamalar kısmına. Oradan yardım alarak ipekleme de yapabilirsiniz. Her zaman ip sayımız yeterli gelecek diye bir durum yok. Fakat makramede ipeklemek oldukça kolay bir yöntem. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu gibi videolarımdan haberdar olmak için de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer yaptıklarınızı benimle paylaşmak isterseniz Instagram hesabımı da açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere.